Değerli kardeşlerim birlikte slogan şimdi tabii baktığımız zaman dünya bu olayla daha yeni yeni şeyler öğrendi. Batı'nın 200'lüğünü öğrendi. Bize yıllardır demokrasi, insan hakları, çocuk hakları, sağlıkçı, sağlıkta şiddet yiyen insanlar bugün hastaneleri bombalıyor. Maalesef sözüm ona medeni dünya dediğimiz insanlarda bir hareketlik yok. Hatta meşru görüyorlar. Bu inşallah biz Müslümanların da uyanmasına vesile olur. Hatta biz vicdanı olan insanların da uyanmasına vesile olur ki dünyada da biz bunu görüyoruz. Elhamdülillah yani Müslüman olmasa da insanı ve vicdanı olan herkes bu olaya tepkili. Biz de tepkimizi koymak için bugün buradayız. Tabii biz de hani birebir orada değiliz. Basından ve oradaki insanların bildirimlerinden öğreniyoruz. Sağlık tesisi mahrem yerlerdir. Çocukların, kadınların, yaşlıların, hastaların olduğu yerlerdir. Bu orada herhangi bir şey olmadığı da zaten basında görüldüğü herkes. Siyonizm başka bir şey aslında. Bu bizim de Siyonizmin ne olduğunu Müslümanlar biliyordu belki. Şuurlu insanlar biliyordu ama yıllardır işte kendilerinin katledildiği, soykırıma uğradığı yalanı üzerinden insanı kandıranlar bugün o katliamın aynısını yapıyorlar. Ve inşallah ben inanıyorum ki bu bütün insanlar, insanlığın uyanışına vesile olacak. Belki insanlık için bir hayırdır. Ben buna inanıyorum. Tabii şiddetle kınamak lazım ve duyurmak lazım. Elimizden bu geliyor. Sağlık açısından da elimizden gelen yardım yapıyor. Orada gönüllü doktorlarımız var. Sağlık Bakanlığı'nın girişimleri de ortada zaten. İnşallah bunun devamı gelir. Bizzat kendimiz gideriz. Şimdi yararlarını getirdik. Umarım ki ihtiyaç olursa ve imkan olursa buradaki sağlıkçı arkadaşlar da orada hizmet etmek için elinden geleni yapacaklardır. Evet. Ya şimdi şöyle ben hani birebir bilmiyorum ama en azından uçakla dün akşam herhalde 27 yaralı ve refakatçılarıyla beraber insanlar getirildi buraya. Buradaki imkanlar onlara seferber edildi. Biz kardeşiz onlarla elhamdülillah. Elimizden geleni yapıyoruz. Bir cihaz açısından da destek açısından, ilaç açısından da bütün yardımı hem AFAD hem Sağlık Bakanlığı bu hizmeti götürmeye çalışıyor. Tabii oradan içeri almakta biraz sıkıntılar var. İnşallah onu da hükümetimiz çözmeye çalışıyor. Umarım ki inşallah daha hayırlı sonuçlara da vesile olur. Ya vahşet. Bunun başka ötesi yok yani. Hatta insan yani buna cümle kurulacak bir şey yok. Yani literatürde herhalde bunun adına başka bir şey dememiz lazım yani. İnsanın yapabileceği bir şey değildir ama maalesef bu vahşeti yapıyorlar. Çocukların parçalanmış cesetlerini görüyoruz. Bu vahşeti insanlık görecektir. Bunu da yeniden tanımlayacağız herhalde. Öyle görünüyor.